Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun önümüzdeki dönemde rekor seviyeye ulaşacağını öne sürdü. 33 Türk lirası seviyesini gören dolar kuru hakkında konuşan Geçer, kısa vadede doların 50 Türk lirası seviyesine çıkabileceğini belirtti. Bu senaryoda ekonominin ciddi zorluklarla karşılaşabileceğini ifade eden Geçer, durumun kontrol edilemez bir hale gelebileceğini söyledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun kısa vadede 50 Türk lirası seviyesine ulaşacağını öngördü. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında yatay bir seyir izleyen dolar kuru, dün 33 Türk lirası seviyesini gördü. Geçer, doların bu yükselişinin devam edeceğini ve 50 TL'yi görebileceğini belirterek, bu durumun ekonomide ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında uzun bir süre boyunca yatay bir seyir izleyen dolar kuru, 33 Türk lirası seviyesini gördü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de gelişmenin ardından dolar kuruna ilişkin öngörülerini paylaştı. Selçuk Geçer, bankalardaki döviz hesaplarına vergi getirileceği yönündeki haberlerin dolar sahiplerini nasıl etkileyeceğini açıkladı. Geçer, bu tür bir vergi uygulamasının kayıt dışılığı artırabileceğini ve insanların paralarını bankalardan çekerek yastık altında saklamaya yönelebileceğini belirtti. Bu durumun, dövizin bankalar ve serbest piyasa arasında farklı fiyatlarda işlem görmesine neden olabileceğini ifade etti. Dövizin kapalı çarşıda daha yüksek fiyatlandırılabileceğini ve bankaların dövizi elde etmek için daha yüksek fiyatlar teklif edebileceğini belirten Geçer, piyasalarda makasın açılabileceğini söyledi. Ayrıca, döviz hesaplarına ek vergi getirilmesi iddialarının, kemer sıkma politikalarının başlangıcı olarak yorumlandığını belirtti. Vatandaşların en önemli yatırım araçlarından olan dolar için, ekonomist Selçuk Geçer'den flaş bir iddia geldi. Ünlü ekonomist Geçer, hükümetin yeni dolar planını anlattı. Ekonomist Selçuk Geçer, bankalardaki döviz hesaplarına vergi getirileceği yönündeki kulis haberlerini duyurarak, bu uygulamanın dolar sahiplerini nasıl etkileyeceğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son yıllarda değer kaybeden Türk lirası üzerindeki hamlelerinin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Geçer, bankalardaki döviz hesaplarına gelecek vergi ile ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçer, vergi uygulamasının daha önce yapılan hatalar gibi kayıt dışılığı artırabileceğini ve insanların paralarını bankalardan çekerek yastık altında saklamaya yönelebileceğini belirtti. Bu durumun, dövizin bankalar arasında ve serbest piyasada farklı fiyatlarda işlem görmesine neden olabileceğini ifade etti. Dövizin kapalı çarşıda daha yüksek fiyatlandırılabileceğini ve bankaların dövizi elde etmek için daha yüksek fiyatlar teklif edebileceğini söyleyen Geçer, böyle bir vergi uygulamasının piyasalarda makasın açılmasına neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, döviz hesaplarına ek vergi getirilmesi iddialarıyla birlikte, daha önce ekonomist Atilla Yeşilada tarafından dile getirilen sıradaki adım döviz mevduatlarını dondurmak konusunun da gündeme geldiğini belirtti. Vergilerde yapılan artışlar ve emekli maaşlarındaki düzenlemelerle birlikte bu iddiaların kemer sıkma politikalarının başlangıcı olarak yorumlandığını ifade etti. Vergi getirilmesi ve döviz mevduatlarının sınırlanması gibi adımların döviz sahiplerini etkileyerek piyasalarda devalüasyon baskılarını artırabileceğini belirten Geçer, bu durumun ekonomide daha fazla belirsizlik yaratabileceğini ve vatandaşların tedirginliğini artırabileceğini söyledi. Geçer, bu açıklamalarıyla ekonomik istikrarın korunmasının ve piyasa güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekti. Bankalardaki döviz hesaplarına getirilecek verginin, yatırımcıların güvenini sarsabileceğini ve ekonomideki kırılganlıkları daha da artırabileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, konuşmasına şöyle devam etti. Bu tür adımlar, kısa vadede döviz rezervlerini artırma amacı taşısa da uzun vadede ekonomiye olan güveni zedeleyebilir ve daha büyük sorunlara yol açabilir. İnsanlar varlıklarını korumak amacıyla alternatif yollar aramaya başlayacak ve bu da kayıt dışı ekonominin büyümesine neden olacaktır. Geçer ayrıca hükümetin ekonomik politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için yapısal reformlar yapılması gerekiyor. Sadece vergi ve benzeri kısa vadeli önlemlerle ekonomik sorunları çözmek mümkün değil. Aksine bu tür adımlar ekonomide daha fazla belirsizlik yaratır ve yatırımcıların güvenini sarsar dedi. Son olarak vatandaşlara ve yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulunan Geçer, bu dönemde yatırımcıların risklerini çeşitlendirmeleri ve sadece döviz kurlarına odaklanmamaları gerekiyor.
farklı yatırım araçlarına yönelerek olası ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenebilirler. Ayrıca uzun vadeli ve güvenli yatırım stratejileri belirlemek bu tür belirsizlik dönemlerinde daha sağlıklı olacaktır diye ekledi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kuruna ilişkin açıklamalarda bulunurken rekor seviyeye dikkat çekti. Selçuk Geçer'in açıklamaları herkesi çok şaşırttı. Piyasaları yakından bilen isimlerden biri olan Selçuk Geçer'den flash açıklamalar. Gün Boyu gazetesinin aktardığı habere göre, Merkez Bankası, piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranını %50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu kararın ardından bankalar arası piyasada dolar kuru 32 Türk Lirası 95 kuruş seviyesine yükseldi. Kapalı çarşıda ise 33 TL'yi gördü. İlk tepkinin ardından dolar %0,30 değer kaybı yaşayarak 32 Türk Lirası 91 kuruş civarında işlem görmeye başladı. Euro 35 Türk Lirası 17 kuruş, İngiliz sterlini 41 Türk Lirası 52 kuruş ve İsviçre frangı ise 36,49 TL'den alıcı buluyor. Pek çok yatırımcı, varlıklarını değerlendirmek amacıyla çeşitli yatırım seçeneklerini tercih ediyor. Son günlerde doların durgun seyrinden sonra yaşadığı yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doların gelecekte ulaşabileceği seviyeyi öngördü. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, bir canlı yayın esnasında dolar ile ilgili tahminlerde bulundu. Geçer, izleyicilerinden gelen soruya verdiği cevapta, dolar 50 olabilir. Ancak bu durumu kontrol altında tutamazlarsa sorun büyür. Dolayısıyla eğer dolar 50 olursa buna sevinmek gerekir şeklinde konuştu.